Vray Frame Buffer ile ilgili derslerimize devam ediyoruz. Region Render'dan bahsetmiştik. Region Render'la burada önce mevcut sahneyi temizleyeyim. Masa üstüne atıyor tabi resimleri. Bunları şuradan kaldırıyorum. Ardından History Render'ı da kapatalım. Şimdi arkadaşlar render aldığımızda gördüğünüz üzere resmi komple render alıyor. Buna cancel diyelim. Belli bir alana render alacaksak onu o işlem için buradaki region render kısmını butonuna tıklamak suretiyle belli bir alanı sanki bir dikdörtgen çizer gibi mouse'unuzun sol tuşuna basılı tutmak suretiyle render alabilirsiniz. Bu alanı seçtikten sonra buradaki render'ı butonuna tıklamanız yeterli. Bu esnada sadece burada oluşturduğunuz alanı render alacak. Diyelim ki bunu nerede kullanabilirsiniz? Bir tane bir sahneniz var. Render aldınız. Ancak herhangi bir nesnede materyal değiştirdiniz. Materyalin sonucunu görmek istiyorsunuz. Veyahut da bir alanın ışığını değiştirdiniz. O ışığın etkisini görmek istiyorsunuz. Tabii bu esnada bütün sahneyi render almanıza da gerek yok. O tür durumlarda işte bu Render Region butonu kullanabilirsiniz. Bunun dışında diğer detaylara biraz değinelim. Burada görmüş olduğunuz bilgileri kontrol edebileceğiniz alan buradan. Apply Stamp butonuna tıkladığınızda dosya ile ilgili bilgiler görülür veyahut da burada tekrar kapatılabilir. Bunun dışında buradaki bilgiler var. Tabii Stamp Values Windows seçeneğinde mevcut bilgiler var. Hangi CPU ile işte hangi kamera kullanıldığı gibi bir sürü bilgiler var. Yine bunun hangi yönde ayarlayacağınızı buradan seçebiliyoruz. Choose Font seçeneği ile bu F butonuna bastığında buradaki fontun yazı fontunu seçebilir. Buradaki alt kısımdaki yazıdan bahsediyor ve yazı büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Yine